demiştiniz. Yaklaşık 3 hafta önce, bir ay olacak. Dolayısıyla genel merkezden de bir yanıt, bir tepki bekleniyordu. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu elbette adayımız dedi. Üzerine neler ekleyeceksiniz? Bu açıklamayla birlikte resmen artık yerel seçim startı başlamış olur mu İstanbul'da? Tersten başlayayım. Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın, aslında seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz bir seçim bittiği an itibariyle başlar. Bir sonraki seçime kadar yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik. Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım diye demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki Sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve adayımızdır demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarını alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır. Bunların başında Genel Başkanımızın bu kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra hani tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle, emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Hayırlısı olsun. Zaten dediğim gibi ilk seçimden itibaren hiç gaz kesmeden bu yerel mücadeleyi sürdürüyoruz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarından haberdar edilmediğiniz, davet edilmediğiniz söylenmiş. Hatta sizin bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu aradığınız ve nedeni sorduğunuz söyleniyor. Böyle bir telefon görüşmesi gerçekleşti mi ve İstanbul programlarına davet edilmediniz mi? Yani bu sorunun muhatabı değilim. Hani ve hani bu konuşmaların daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyanın dışında ilave bir beyanım bugün olmayacak. Genel Başkan'la görüştünüz mü efendim? Telefonla konuyla görüşüyorum. Yani görüşüyorum, her zaman görüşüyorum. Hangi konuda kafamda bir soru işareti var ise ya da öğrenmesini istediğim bir husus var ise Sayın Genel Başkanımızla 28 Mayıs itibariyle, 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda, ama yüz yüze ama telefonla, bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim. Peki Sayın Başkan, yola çıkıyorum açıklamanızın öncesinde veya sonrasında İYİ Parti lideri Sayın Akşener'le bir görüşmeyi söyledim. Sayın Akşener'le biz seçimden sonra farklı konularda birkaç kez görüştük, telefonla görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyaloğumuz başlamadı. Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi isterim. İttifaka dair kapıyı kapatmış gibi görünüyor Sayın Akşener, ama bunun üzerine bir görüşme mümkün müdür önümüzdeki süreçte ve ittifaka dair fikirlerinizde herhangi bir değişim var mı? Akşener'in açıklamaları sunuyoruz. Sayın Akşener'in ben açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben Türkiye'nin, ülkemizin geleceğine dair, hele hele İstanbul'un geleceğine dair, ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. Bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Ben az önce sizin ifade ettiğiniz gibi kapıları kapattı düşüncenize de katılmıyorum. Evet, var mı arkadaşlar? Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.